Merhaba değerli izleyiciler. Ötekilerin gündemi olarak bugün de Van'dayız. Bugünkü konuğumuz gazeteci Oktay Can Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oktay Bey, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Gazeteciliğinize dönük. Ben Oktay Can Demir, Vanlıyım. Evet. 17 yıldır Van'da gazetecilik yapıyorum. Uzun yıllar Dicle Haber Yazısı'nda çalıştım. Bazı yerel gazetelerde çalıştıktan sonra şimdi de serbest ve bağımsız gazetecilik yapıyorum. Hikaye yazıyorum. Daha önce yazdığım hikayeler çeşitli haber sitelerinde falan yayınlandı. Şimdi hikaye yazmaya devam ediyorum, haber yazmaya devam ediyorum. Aynı zamanda Bülten Nokta Milletin'de köşe yazarım. Siz sürekli gözaltına alınıyorsunuz. Bunun bir nedeni, bir sebebi var mı? Aslında buna şöyle diyebiliriz. Gazeteciler yaptığı haberlerle gündeme gelir. Ben kendim sürekli haber olduğum için artık sürekli gözaltına alınıyorum. 17 yıldır yaşadığım bir şey, aslında ben 90'lı yıllarda henüz gazeteciliğe başlamadığım yıllarda 4-5 defa gözaltına almıştım. O dönem, hadi ve devam çalışmalarında aslında gözaltına alışkın biriyim. 90'lardan gelen bir alışkanlık bu. Kötü bir alışkanlık, umarım alışkanlığımızdan kurtuluruz. Gazetecilik hayatımda ilk 2007 yılında hakkında bir dava açılmıştı. Zilan katliamlı tarihi konuştuğu haberi nedeniyle bir yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Daha sonra Kecekli operasyonları kapsamında tutuklandı. Bir yıl cezaevinde kaldı. Ondan sonra da zaten ardı arkası kesilmedi. Özellikle 2015'ten sonra 40'a yakın hakkında dava açıldı. Çoğunda beraat etti. Ama hakkında hala süren 9 dava var. Sosyal medyada paylaşımlarınız genelde hep espriye dönük paylaşımlar. Bunun için en son bir gözaltınız olmuştu. Osmanlı padişahlarına dönük yaptığınız espri, eleştirel bir espri. Bunun sonucu sanırım bir gözaltı oldu. Buna dönük ne diyebilirsiniz? Ya şimdi o kadar çok gözaltı ve çok dava olunca sürekli örgüt propagandasından, örgüt üyeliği iddiasıyla, işte gizli tanıklarla falan. Hani bendeki işte bu mizah ve espri anlayışı buna karşı bir tedbir olarak gelişti. Hani böyle anlatamıyoruz, böyle anlatalım ki hani gözaltına alınmayalım veya alındığımızda da ceza yemeyelim. Daha çok politik hicifle, politik mizahla yapalım dedim ama yine almaya başladılar. Yani şakaya bile tahammül edemiyorlar. Son gözaltı olayı da bununla ilişkili bir durumdu. Osmanlı padişahlarının hayatını anlatan Uyarı Selçuklu'nun kuruluş Osmanlı'da İliş Ertuğrul'un dizisine yönelik yaptığım dizi eleştirisiydi. Ayrılış, Fatih Bayılış, Yolunuz Kalkış, Doğru Cumhur, Yatış Kanuni, Kaçış Vahdetli, Titreş Abdülhamit diye. Bu yüzden elini bastılar, elini kuşattılar. Bunun için nasıl bir ifade verdiniz gözaltında? Aslında beni aradılar, telefon açtılar. İşte gündüz vakti, saat 3 sıraları falandı. Evinizin önünde bekliyoruz. 15 dakika içinde gelmezseniz kapınızı kıracağız dediler. Ben oray mahalle 35-40 dakikada falan ulaştım. Yani ilk defa evimin o kadar uzak olduğunu hissettim çünkü ayaklarınız gitmiyor, eviniz kuşatılmış, polisler sizi bekliyor. Önce uzaktan bir bakayım dedim. Yani evin etrafındaki durum ne falan diye. Peki şunu sormak istiyorum, sözünüzü kestim. Tabii. Evde birileri var mıydı? Hayır, kimse yok. Kimse yok. Hayır, kapıyı açmamı istediler. Evet. Uzaktan baktım, evin etrafında panzerler, zırhlı araçlar, çirkinler, özel hareket polisleri falan. Ben içimden geçirdim, dedik ki Oktay bunlar bu sefer bir gizli tanık falan bir şey uydurmuşlar. En az bir uyuyup yatarsın. Sen dedim geri dön. Gitme diye düşündüm ama sonradan ben ne yaptım ki bugüne kadar haber dışında. Ama attığınız bu tweet aklınıza geldi. Ya bu tweet hiç aklıma gelmedi. Yani dedim ki ya mutlaka örgüt propagandası örgüt diyor diye. Veya aklımda bir gizli tanık uydurmuşlardır. Gelip beni götürecekler diye düşündüm ama sonra dedim ki Oktay kaçman kendinden eminsin zaten. Sen bugüne kadar suç işlemedin. Gazetecilikte suç değildir. Haber yapıyorsun. Haber için sen bu git. Vallahi gittim artık. Yani. Gittim. Kapıyı açtım. Evde ilk başta böyle ilk 3-4 dakika bir gerginlik etrafı aramalar falan ya dedim ki siz ne yapıyorsunuz yani çünkü evde bir şey olsa, bir suç unsur olsa ben gelip size kapıyı açmam zaten yani. Bu mantık dışı yani.
kaçar gider böyle bir şey varsa. Niye geleyim? Niye size kapıyı açayım? Öyle dedikten sonra biraz duruldular tabii. İşte her zamanki prosedürü falan işlettiler. İşte muhtar burada. İşte kapıcı da burada. İşte size kötü muamelede bulunmadık. İşte kapı rızıkları var. Halbuki bir önceki gözaltında kapımı kırmışlardı yani. Sanki kapıyı kırsalar hesap veriyorlarmış gibi bir durum. Dedim ki olay ne olay? Yani hakkımdaki suç ne? Ne ispat ettiniz bana o kadar baskı kuşatma? Allah önüne bir Twitter koydular, bir tane kağıt. Öyle baktım, onlara baktım, onlar bana baktı, ben onlara baktım. Okudum, dedim. Dedim işte bu tweetinizde siz gözaltına alıyoruz. Dedim Silivri'ye falan götüreceksiniz, üzerinize falan kalıp bir şey alalım falan. Yok dediler, karakola kadar gideceğiz, savcı bey kararı verecek. Gittik karakola işte, bunu niye sonra eleştirdi? Diriliş Ertuğrul bizim ecdadımıza yönelik bu tweet'i diye paylaştı. Dedim ki ne var ki orada, diziyi eleştirsin yani. Dizileri eleştiremeyecek miyiz? Dizi ismi diye. Sonuç itibariyle PDF'ye gelişen diziler var. Tabii. Biz de izleyici olarak. Tabii biz de sonuçta izliyoruz. Evet. Yani, TRT'de yayınlanıyor. Bu TRT'deki bu dizi bizim vergilerimizle yapılan diziler. TRT'ye de veriyoruz. Çok yüksek. Çok yüksek bütçeli diziler bunlar. Evet. Soracağız tabii yani. Aynen öyle. Bunu sormamız da gerekiyor. Valla işte Erdiriliş Ertuğrul'a hakaret etti, iddia edildi. Ölen devlet büyüklerinin Aziz Atlas'ına hakaret etmiş. Yani Twitter'da da hakaret yok. Savcı Bey beni orada bırakması gerekirken normalde TCK 130'dan gözaltıyla olmaz. Gözaltı yaptılar ve ben Cumhuriyet tarihinde TCK 130 yani bu suçla ilk defa gözaltına alınan yurttaşım yani. Evet, sosyal medyada da büyük bir yankı uyandı. Evet, büyük bir yankı uyandı. Zaten uyandırması da lazımdı yani. Ülkemizde artık maalesef durum bu. Lahmiyet arz ediyor. Tabii. Bundan sonra yapacağımız artık esprilere bile dikkat edeceğiz. Gerekiyor. Espri anladığım yapmış. Kadarıyla siz esprilerinizi biraz daha politik düşünceye dönük olarak kurmazlı. Aslında bu geçmişten gelen bir gelenektir bu aslında. Yani Afya Musa bunu yapmıştır mesela. Aziz Nesin bunu yapmıştır. Daha birçok büyük üstadımız izahla yıllarca muhalefet yaptılar. Muhalefet olmayı esprileriyle, mizahlarıyla yapan insanlar. Herhalde biz de Afya Musa geleneğinin devamıyız. Ama emin olun ki bu eleştiriyi daha farklı bir dille anlatmış olsaydınız bu kadar yankı uyandırmazdı. Tabii işin o tarafı da var. Esprinin en iyi yanı da budur. Yani aslında biz gazeteciler hep suçsuz ve alakasız şeylerden anlıyoruz. Ama ismini örgüt propagandası ve örgüt üyelikleri koydukları zaman kimse ilgilenmiyor. Yani duyarlı kesimler bile ilgilenmiyor. Örgüt propagandası da alınmış, örgüt elinden alınmış. Halbuki gazeteler orada da suçsuz. Orada da haber veriliyor anlıyorsun. Ve örgüt propagandası saydıkları şey sizin yaptığınız haberlerdir. Örgüt üyeliğine delil gösterdikleri şey sizin yaptığınız haberlerdir. Eleştirel bu tweet üzerinden hani oradan devam edeceğiz. Bu espriye dönüp herhangi bir mahkeme falan çıktı mı? Vallahi şu ana kadar henüz iddianama yazıyor ki ben açacaklarını tahmin etmiyorum. Ama biz de böyle bir tweetten alınacağınızı tahmin etmiyorduk. Yani artık eğer dava açılırsa gideceğiz anlatacağız. Zaten ben mahkeme eğer açılırsa Osmanlı padişahları Ertuğrul Gazi'nin ve Osman Bey'in yakınlarını mahkemeye getirmesini talep edeceğim. Çünkü yakınları şikayetçi olması lazım. Yakınları şikayetçi olmadan böyle bir suçlama yürütülemez. Dava otomatik olur bir şey. Evet. Peki son olarak sosyal medyada öğrendiğimiz kadarıyla bir kitap çalışmanız var. Evet. Merakla bekliyoruz.